Merhaba, ihmal edilen bakım ve yağlama planını canlandırmanın 13 adımlık yolunda kaldığımız adımlardan devam edelim. İlk 6 adımın birinci adımında bağımlılığımızı kabullendik. İkinci adımda bu bağımlılığı tedavi etmek için bize rehberlik edecek kişilerin ve kaynakların olduğuna ikna olduk. Üçüncü adımda değişime karşı inatçı değişimden kurtulmak için önceden bu değişimi yaşayarak başarılı olmuş kişilerin rehberliğini ve bilgilerini kabullendik. Dördüncü adımda modern bakımın ve modern yağlamanın zenginliğiyle kendimizi eğitmeye karar verdik. Beşinci adımımız en zor adımdı. Kendimize ve başkalarına bakım ve yağlama ihmallerinin yıkıcı davranışlarını sürdüremeyeceğimizi açıkça itiraf ettik. Altıncı adımda ise eğitimlerin ışığı ile kendimizi mükemmel bakım ve yağlama yolculuğuna hazırlamak için iyi bir plan yaparak işe başladık. Yedinci adım, yöneticilerden ve diğer çalışanlardan bu dönüşümde size katılmaları için yardım istemektir. Aktif, düzenli ve devamlı destek çok önemlidir. Ekip enerjisi ve heyecan duygusu da bu desteğin daha da büyümesini sağlar. Ekip birliği, ekip değişimini mümkün kılar. Destek veren her birey değişir ve iyileştirmeye katkıda bulunur. Ekip olarak daha çok motive oluruz. Parçalı olarak çalışmak ise motivasyon kaybına ve değişimden vazgeçerek bağımlılığa geri dönmeye sebep olabilir. Sekizinci adım, bağımlılığımız yüzünden istismar edilen bütün ekipmanların listesine çıkarmaktır. Modern yağlama ve bakım tekniklerine en çok hangi ekipmanların ihtiyacı olduğunu belirlemek, değişim ana planını ciddi bir şekilde başlatır. Dokuzuncu adım, eğitimlerin ve danışmanların bilgileri ışığı altında en sorunlu makinalardan başlayarak iyileştirmeler ve düzeltmeler yapmaktır. Kritik öneme sahip ve arızası en büyük olan ekipmanları belirleyerek önceliği o makinalara vermeliyiz. Kritik olmayan ve arızası acil olmayan makinaları listenin en üstüne yazmamamız, mükemmel bakım planının işleyişi açısından önemli bir konudur. Bu konuda da size çok yardımcı olacak bir kitap önerisinde bulunmak istiyorum. Kitabımızın ismi Ye O Kurbağayı. 8. ve 9. adımda size çok destek olacağına inanıyorum. Onuncu adım, sürekli iyileştirmeye yönelik bir bakış açısı içerisinde olmaktır. Kalıcı ve devamlı bir çalışma ile güvenilir danışmanların vizyonları rehberliğinde bağımlılığınızdan kurtulmanın ve yetersizliklerinizin üstesinden gelmenin yeni yollarını bulun. Modern yağlama ve bakım eğitimi ilk olarak zifiri bir karanlıkla başlar. Ne bilmediğimizi bilmeden ilerleriz. Daha sonra bize ne bilmediğimizi öğreten eğitim yolu ile farkındalık kazanırız. Yeni farkındalığımızı yargı ve amaç ile birleştirerek bilmemiz gereken belirli konuları seçeriz. Son olarak hedeflediğimiz belirli bilgileri bulur ve öğreniriz. Bu yeni bilgiler yetkinliğimiz haline gelir. Hala bilmediğimiz şeyler hakkında daha fazla farkındalık sağlar. Yeni farkındalık ise bizi döngüsel bir şekilde başlangıca geri getirir. Bu nedenle yağlama ve bakım eğitimi zaman içerisinde kendisini geliştirir. Sürekli yeni şeyler öğreniriz. On birinci adım, mevcutta ihmal edilen bakım ve yağlama planının maliyetleri ve kayıpları hakkında sürekli hatırlatıcılar oluşturmaktır. Başarısızlık çoğu zaman gizlidir. Motivasyonumuz hem sürekli hatırlatmalar yolu ile hem sürekli iyileştirme yolu ile asla bizi yarı yolda bırakmaz. İyileştirme artık zorlayıcı bir ihtiyaç olmasa bile başarısızlık riski bizi kontrol eder. Sonuçta ileriye doğru yavaş yavaş da gitsek bağımlılık alışkanlıklarına doğru geri geri kaymak bizi rahatsız edecektir. On ikinci adım, bu bakım ve yağlama planının canlandırılmasını uygulamaya başladıktan sonra bu 13 kuralı diğer uygulamalarda da kullanma sözü vermek ve devamlılığını getirmektir. Başarı da devamlılık esastır. İyileştirmelere başladığımızda yaşadığımız hazzı ve motivasyonu kaybetmeden ileride de karşımıza çıkabilecek problem ve sorunlarda bu 13 kuralı devamlı uygulama konusunda kendinize söz verin. Başarının tadı damağınızdan gitmeyecektir.
13. ve son adım olarak mükemmel bakım ve yağlama planını başardıktan sonra bu yolculuğa henüz başlamamış olanlara rol model ve akıl hocalığı yapma sorumluluğunu kendimize yüklemektir. Mükemmel yağlama ve bakım deresini geçmiş bakımcılar henüz bu suya girmemiş olanlara rol model ve akıl hocalığı yapma sorumluluğuna sahiptirler. Başkalarına ilham vererek bu 13 adımı paylaşarak harika bir öğretmen olun. Bu sizi daha da motive edecektir. Artık bakım ve yağlama ihmalinden kurtulmuş pozitif bir bağımlısınız.